Herkese merhabalar arkadaşlar. Permütasyon bitti. Kombinasyon bitti. Yeni konumuz Pascal üçgeni ve binom açılımı. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Bu konuya girmeden önce bir şeyler söylemek istiyorum. Permütasyon konusuyla bu konunun hiçbir alakası yok. Kombinasyonla da çok az bir ilişkisi olduğu için bu bölümü bu konunun içine koymuşlar arkadaşlar. Hemen ben size her şeyi en ince ayrıntısı anlatacağım. Bazı ileri geri geçişler yapacağım. Lütfen kafam karıştı diye düşünme. Bu konu bittiğinde süper anlayacaksın. Her şey tas tamam yerine oturacak. Senden isteğim kalem kağıdı al. Ben yazarken sen de yaz. Geçişleri iyi anla. Başlayalım ilk önce. Ne diyor? X artı Y üzeri 0. 1 olduğunu biliyorum. X artı Y'nin birinci kuvvetinin bu olduğunu biliyorum x artı y'nin karesinin de ezberden açılımı birincinin karesi birincinin ikinci çarpımın iki katı ve ikincinin karesi olduğunu biliyorum. Üçüncü açılımda bu olduğunu ezberden yazdım. Bakın şu an bunları ezberden söyledim. Ve böyle devam edebilir. X artı Y'nin dördüncü kuvvetini açabilirim. Beşinci kuvvetini altıncı böyle gidebilir. Yalnız burada sizden istediğim dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu zaten kendisi bir. Burada bir bir tane görünmez bir var. Burada da görünmez bir var. Bu bu terimin önünde de bir tane bir var. Bu terimin önünde zaten iki var. Burada da görünmez bir var. Keza şurada bir, burada üç, burada üç, burada bir var. Şimdi arkadaşlar katsayıları ortalanarak yazılırsa, katsayılar ortalanarak yazılırsa 1 1 1, 1 2 1, 1 3 3 1 ve devamında 1 4 6 4 1 ve böyle giderek yazılırsa biz buna Pascal üçgeni diyoruz. Tabii ki de buna Hayyam üçgeni diyenler de var ama literatüre böyle geçtiği için biz buna Pascal üçgeni diyoruz. Peki Pascal üçgeni ne hocam? Pascal üçgeni işte bu yanlar 1 olan ve böyle uzayıp gidiyor nokta nokta. Burada oluşan üçgene ben Pascal üçgeni diyorum. Burada bir şey dikkatimi çeksin. Burada x artı y birinci kuvvetinde bir var bir tane daha bir var. Yani iki terim var. İkinci kuvvetinde üç terim var. Üçüncü kuvvetinde dört terim var. Bunları bil. Şimdilik yeter diyorum. Geçtim. Biraz önce Pascal üçgenini gördüm. Bir bir bunu yazmıştık. Hatta ve hatta buraya dördüncüyü de ekledik. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey şu. x artı y'nin sıfırıncı kuvvetinde katsayım sıfırın sıfırlısından dolayı geliyor. Birincisinde x artı y'nin üzeri bir de bu sefer 1'in kombinasyonları şeklinde geliyor. 1'in sıfırlısı birin birlisi. E üzeri iki de ikinin sıfırlısı. 2. Iki, böyle gidiyor. O zaman arkadaşım demek ki bir şeyin sıfırıncı kuvvetinde bir katsayı gelecek. Terimlerin bir tane terimler gelecek. Bu terimlerin de bir tanesi sıfır olduğu için o zaman benim üstüm neyse bir fazlası kadar terim gelecek. Bunlar da o terimlerin katsayıları olacak. Devam edelim. Mesela x üzeri 3'te ya da şöyle yapalım. Biraz önce zaten onu gördüğüm için yazmayayım. x üzeri 4'te 4'ün sıfırlısından başladığımdan dolayı 4'ün dörtlüsüne kadar burada 5 terim vardır diyorum. Ve Başka aklıma takılan bir şey var mı şu an? Bakıyorum. Her şeyi anlattık. Geçiyorum. Antrenmanla başlayalım. Pascal üçgeninde eleman sayısı 9 sa. Arkadaşım bu eleman enin sıfırlısıyla başladığı nokta 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 en sonda enin enlisi olduğu için bu sebepten dolayı eleman sayısı bir fazla mı oluyordu? Evet o zaman 9 eleman varsa demek ki aslında bu enin kombinasyon 8'in kombinasyonlarıdır. O zaman n'in sıfırlısı dediğim şey aslında nedir? 8'in sıfırlısı, 8'in birlisi, nokta 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 nokta. En sonda da 8'in 8'lisi olacak. Burada bir eleman, burada da 8 tane olduğu için eleman sayım Pascal üçgeninde 9 tane oldu. Satırının 4. elemanı nedir diye sormuş. Soruyu okumadan direkt kafadan da aldım Çünkü heyecanlandım bir anda konuyu çok iyi anlayınca hemen yapmaya başladım. O yüzden arkadaşlar Pascal üçgenin eleman sayısı 8 olduğunu buldum. Dördüncü eleman bir daha söylüyorum. İlk elemanın benim enin sıfırlısı mı? Evet. O zaman dördüncü elemanım da bir geri gitmeyecek mi? Enin üçlüsü olmayacak mı? Olacak. Çünkü birinci elemanım sıfırlıysa ikinci elemanım enin birlisi ise o zaman bu da ikinci elemanımsa 4. elemanım da 2, 1, 4, 3 diye gidecek. Demek ki buradaki 4. eleman da 8'in üçlüsü olacak. 8'in üçlüsünü sen çok iyi biliyorsun. 8, 7, 6 bölü 3, 2. 3 tane geri gidiyorsun. Aşağıda da birden de 3 ileri gidiyorsun. 3 kere 2, 6. 6'lar gitti. 8 kere 7. 56 oldu dedim. 4. elemanı buldum. 56 ymış. Ama soru bitmedi. Tüm elemanların toplamı diyor. Arkadaşım 8'in sıfırlısı artı. 8'in birlisi artı. 8'in ikilisi artı. Böyle gidiyor nokta 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 nokta. En sonunda da yine artı. 8'in yedilisi var bir de burada bu var. Bir şey söyleyeceğim. 8'in sıfırlısı kombinasyonda alt küme değil miydi? 0 elemanlısı, 1 elemanlısı, 2 elemanlısı, nokta nokta nokta, 7 elemanlısı ve 8 elemanlısı bir araya gelince biz buna kombinasyonda özelliklerde anlatmıştık. Ne diyorduk? Alt kümenin eleman sayısı, eleman sayım 8 olduğu için alt kümenin eleman sayısı 2 üzeri 8'dir. Ben 2 üzeri 5'i çok iyi biliyordum, 32 olacaktı, 64, 128. 256'da 200 2 üzeri 8'i buldum dedim geçtim. Bütün tüm elemanların toplamı zaten alt küme mantığından gelir dedim. Antrenmanı atladım. Pascal özdeşliği bir şey diye bir şey var. Bunu da aslında biz kombinasyonun özelliklerinde anlattık arkadaşlar. Ama nereden geldiğini bilmeden bilinçsizle anlatmıştık. Şimdi nereden geldiğini net gösterelim. Bir kere dikkat edin arkadaşlar. Biraz önce size söylemiştim. Şurayı bir daha bir hızlıca yazayım. 1, 1, 1. 1, 2, 1. Bunların toplamı şeklinde gitmiyor mu bu? Bakın. Bu 1 ile 2'yi toplarsan 3. 2 ile 1'i toplarsan 3. Hatta son bir basamak daha yazayım. 4, 6, 4, 1. Bu da 4. kuvvetin katlarıydı. 1 ile 4'ü topladım 6. 1 ile 4, 1 ile 3'ü topladım 4. 3 ile 3'ü topladım 6. 3 ile 1'i topladım yine 4 oldu. O zaman bunlar böyle toplam toplam şeklinde gidiyor. O zaman bunun aynısını burada yaparsam bu birler kombinasyondan geliyordu. O zaman bunu kombinasyonla gösterirsem sırf birin sıfırlısı ile birin birlisi 2'nin birlisine eşit. 2'nin sıfırlısı 2'nin birlisi 3'ün birlisi. Bunlar da böyle 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 birbirine eşit olurlar. O zaman özelde bir şey yazalım özelde. Mesela şunu yazalım. Ne o? 3'ün birlisi artı 3'ün ikilisi hemen bakıyorum neymiş? 4'ün ikilisi. Yani 3. kombinasyonlar 1 ile 2 yazarsam bu 4'e aktarılıyor bir alt satıra ve de aynı kombinasyonla gösteriliyor 4'ün ikilisi. İşte bu özelliği biz kombinasyonda anlatmıştık arkadaşlar. Neydi o? N'in R'lisi. N'in R artı birisi. bir fazlası olursa bu ne? Bir fazlasına gidiyor. R artı 1 de aynen kalıyordu. Nereden geliyormuş? İşte bu binom açılımından çok net güzel gözüküyormuş dedim geçtim. İşte asıl olaya geldik. Asıl olayımız bu. Bütün her şey işte bunun için. O da ne? Binom açılımı. Bize burada buradan Kocaeli'ye kadar bir açılım verse biz bu açılımımızı hiç korkmadan krallar gibi yapacağız. Peki hocam nasıl yapacağız? Hemen bir gözden geçirelim. Burası neydi bu? 1'ler, 0'lı, 1'ler, 2'ler, 3'ler, 3'ün 1'leri falan neydi arkadaşım? Şuydu. Katsaydı. Bu 1 ise burası 1'di. Hatta 1'in 0'lısı 1'in 1'lisiydi. E buraya bakıyorsun. Keza 2'nin 0'lısı, 2'nin 1'lisi, 2'nin 2'lisiydi. Buna bakıyorsun. Şurada bir ne var? 3'ün 0'lısı, 3'ün 1'lisi, 3'ün 2'lisi 3'ün üçlüsü var. Burada da 1. 3'ün sıfırlısı 1. O zaman her bir terim her bir terim x'lerle y'lerle yazılıyor ve önlerine de kombinasyonla geliyor. O zaman ben bunu alt alta böyle devam ettireceğime uzatmadan kral bir kural çıkartayım kendime. Nasıl? Bak şimdi arkadaşım. Aslında bunda x, y var. Bunda da var. Burada da aslında bir tane y var. Ve aslında şurada da bir tane x var. Ama üstleri sıfır olduğu için ben buna bir dediğim için yazmadım. Attım çöpe. Neden? Bir çarpmada etkisiz eleman. Peki buradaki 3'ün sıfırlısı nedir? Birdir. Etkisiz eleman attım çöpe. O yüzden böyle tertemiz gözüküyor. Buna bakıyorsun. Bu neden böyle kaba sakal gözüküyor? Çünkü çok fazla var. Hemen bunu tıraşlayalım. Nasıl? Enin sıfırlısı. Bak en ya burası. Enin sıfırlısıyla başlayacağım. Hemen İlk terimim ne? X. X üzeri N. O zaman Y'ye kaç kalıyor? 0. Bunların toplamı birbirine eşit değil. Bunların toplamı neye eşit olacak? Buradaki N'ye eşit olacak. Hemen yana bak. Bunu bir arttırdım kombinasyonda. O zaman burası ne oldu? En azaldı. Bak dikkatini çekerim. En azaldı. En azalırsa Y ne oluyor? Artıyor. E buradan buna geçtim. Arttı bu devam etti devam etti. Y ile x'ler gitgide azalıyor arkadaşım. x'ler gitgide azalıyor. İşte biz bu açılıma ne diyoruz? x artı y'nin eninci kuvvetinde x'in azalan kuvvetlerine göre açılım diyorum. Sorularda bu gelecek. x'in azalan kuvvetlerine göre açılım. Peki hocam en sona bir gidelim. O zaman burada ne oldu? Azaldı, azaldı, azaldı. Fark ettiysen burada n-1'den 1'di. Burada n-r'den r'ydi toplamları neye eşit oluyordu? Bu gibi çakallıkları artık fark ettim. Ondan sonra acaba burada da yine toplamları neydi? Ama burada x gide 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 1'e kadar düştü. E bu 1 ise toplamları neyse o zaman bu da n eksi 1'dir. Şimdi bak burada dikkatini bir şey çeksin. Bu n nedir? Üsttür. Bu n nedir? Üsttür. Hepsinde aynı şey zaten. Geldim buradaki sıfır nedir? Benim başlangıcımdır. Bu başlangıç veyahut da buradaki R nedir? Benim e N'in R'lisi kombinasyonumdur. Ve bu R bak burada nereye geliyor? Y'nin üzerine geliyor. O zaman ben bir terimi yazarken biz üssün kombinasyonunu yapacağız. Ve bu kombinasyonda da alttaki kombinasyonun özelliğini veren şey ikincinin üzeri olacak. Ve N'den çıkardığımda kalan da bu olacak. Bu gibi durumları anladım. Peki hocam nasıl gidiyor? X üzeri mesela X küptü, Y sıfırdı. X kare olacak, Y bir olacak. Devam. O zaman burada yine bu kombinasyondan geldi. Yani bundan mesela. O zaman burada X ne oluyor? 2'den 1'e düşerken bu ne oluyor? 2'ye çıkıyor. Bu arada bu 3 nereden geldi? 3'ün ikilisinden. Bak 3 neydi? Üst. 2 neydi? Bunun üssü. O zaman 2. Neyle toplarsam 3 olur? 1. O zaman bununla bunun toplamı da 3 olacak. Arkadaşlar bakın şu an çok fazla bilgi yüklemesine girdik. Biraz ağır gelmiş olabilir. Sakinleşin. Sadece dediklerime konsantre olun. Ve olayı anlayın diyorum. Ve örneklerle zaten çok iyi anlayacaksın. Geçtim. Ne diyor? 2x eksi y'nin dördüncü kuvveti. Hayda. Hocam sen iki saattir bana anlatıyorsun. Diyorsun ki x artı y'nin açılımı. Ama arkadaşım bak hiçbir sıkıntı yok. Nasıl? Başlayalım. Eşittir'i koymuyorum. Direkt anlıyorsun sen. Bak üstüm 4. 4'ün sıfırlısı. Tamam mı? Birinci elemanım. Orada zaten gösterdiğim x'ler y'ler arkadaşlar. Bir e, öylesine söylenmiş bilinmeyenler. Mesela bak ne oldu? 2x oldu. Olabilir. Eksi y oldu. Dikkatini çekelim. Eksi y oldu. Y değil eksi y. Olabilir. Ben bunlara birinci terim, ikinci terim muamelesi yapacağım. Ne, ne, vardı? Burada bir birinci terim vardı. Bir de ne vardı? Burada bir ikinci terim vardı. Peki burada şu sıfır kimin üstüydü? İkincinin. Peki bu sıfırsa toplamları 4 olacaksa bu nedir? 4'tür. Artı geçtim. 4'ün birlisini çarpı. Bu bir neydi? İkincinin üstüydü. Peki geriye ne kaldı? Özür dilerim. Şurası parantez olacak. O zaman geriye ne kaldı? 3 kaldı. Artı 4'ün ikilisi. Ne oldu? 2x üzeri 2 oldu. Eksi y üzeri 2 oldu. Artı 4'ün üçlüsüne bakıyorum. 4'ün üçlüsü de yine aynı şekilde burası 2x olacak. Bir de eksi y'nin bir kuvveti olacak. Bu 3 nedir? Buraya gelecek. Bundan geri kalan da buna geldi. Son bir tane daha yazayım. Yerim kalmadı. Kusura bakmayın. Buraya geçtim. O zaman ne oldu? 4'ün dörtlüsü. Yine burada 2x olacak. Burada eksiğinin bir kuvveti olacak. Peki bu kuvvetler neye göre gelecek? Bu 4, bu 0 olacak. İşte arkadaşım binom açılımı bu kadar. Konu bitmiştir. Kapatalım videoyu demiyorum. Örneklere boğacağım seni. Her şeyi çok iyi anlayacaksın. Ama konuyu özetledim bitti işte bu kadar. Binom açılımı üzerim 4 ise bak Bak, 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 bak. Kaç terim oldu? 5 terim. O zaman üzerim 4 ise 4'ün sıfırlısından 4'ün 4 üstüne kadar gittiğim için 5 terimim var. Peki ilk terim ne olacak? 0 olduğu için üstler toplamı 4 olacak. Bu 4 nereden geliyor? Üsten geliyor. Bu 0 bunun üstüne kayıyor. Toplamları 4 olduğu için de bu 0 ise bu 4 oluyor. Peki arkadaşım açılım böyle mi bırakılır? Hayır. 4'ün sıfırlısı ne? 1. Yazmama gerek var mı? Yok. 2 üzeri 4 16 x üzeri 4 y üzeri 0 olduğu için biliyorsun ki biraz önce de anlatmıştık. Hiçbir action olmadı. Bu böyle geldi. 1 olduğu için bunu da uzaya gönderdim. 4'ün birlisi arkadaşım 4'tür. 2x'in kübü ikisini de kübünü alacağım. 8x küptür. Bir de burada ne geldi? Eksi y geldi. Devam. Bu 4'ün ikilisi nedir? Hemen Ezberden yapmayayım. Yanlışa düşmeyeyim. Yoksa linç ediyorsunuz. 4'ün üçlüsü. Ne yaptın? Bunları götürdün. O zaman buradan ne geldi? 6 geldi. 4'ün ikilisi 6'dır. O zaman burası da 4x karedir. Eksi y'nin karesi çift olduğu için 4 y kare geldi. Artı. Şuna geçtim. 4'tür 2x geldi. Birinci kuvveti. Eksi y'den de eksi y'nin kübü geldi. Arkadaşlar. Artı. Şuna baktığımda da en son 4'ün dörtlüsü. 4'ün lan aynıydı. Bu da gitti. bir oldu. Üzeri sıfırlar zaten birdir çarpımda da etkisiz elemandır. Y üzeri 4 geldi. Şimdi tertemiz yazıyorum. İyi izle. 16x üzeri 4. Artı. 4 kere 8. 32. İşte yanlışa düştüm. Neden? Eksi vardı. Şurası eksi arkadaşım. Burası eksi olacak. Hemen bunu toparlayıp yazdım. Eksi. 32 x küp y artı 24 x kare y kare artı 8 x y küp yine yanlışa düştüm. Neden? eksinin tek kuvveti eksidir. O zaman burası da eksi olacak. Son olarak da adam zaten bana y üzeri 4'ü verdi. Şimdi dikkat. Bir özet daha çekiyorum. İyi izle sana. 4 üssü 4 3 2 1 diye gitti ve sıfıra düştü y var mıydı? Yoktu. 0. 1 üzeri 1. Y kare. Y küp. Y üzeri 4. Arttı mı y'ler? Arttı. O zaman arkadaşım olay bitti. Burada sana bitiyor vereyim. Burası eksi ise bak artı eksi. Artı eksi. Şunları hatta şöyle göstereyim. Artı eksi. Artı eksi. Burası da artı oldu ve bitti. Demek ki arası eksi olursa artı eksi artı, artı eksi diye gidecek. Neden eksi oluyormuş? Çünkü tek kuvvetlerin açılımından dolayı oldu. Biraz uzattım. Neden? Bütün olayı toparladım arkadaşlar. Geçiyorum. Hemen bana bir tane daha açılım vermiş. Allah razı olsun 3 vermiş. Çabuk açacağım bunu. Neden? 3'ün sıfırlısı. 3x'in kübü y üzeri pardon y yok. İşte bak dikkat. Birinci terim 3x. ikinci terimim ne? Eksi 2. Eksi 2 üzeri 0. Artı. Bak artı. Hiç gözüm kapalı artı diyorum. Çünkü sonrasında toparlama. 3'ün biri 3x'in karesi eksi 2'nin birinci kuvveti. Artı 3'ün ikisi burada ne oldu? 3x'in birinci kuvveti eksi 2'nin ikinci kuvveti artı sonuncuya geldim. 3'ün üçlüsü 3x üç üzeri 0 eksi 2 üzeri de 4 değil tabii. Nereden çıktı 4 ya? iyice gaza geldik. Uçtuk orada. 4 değil 3 oldu. Arkadaşım şimdi toparlama kısmına geldik. Bunları bir toparlayalım. Şöyle güzel bir yeşille toparlayayım bunu. 3'ün sıfırlısı 1. Burası ne geldi? 27 x küp geldi. Bu nedir? 1'dir. Çarpmada etkisi eleman geçtim. Artı. 3'ün birlisi 3. Bak aklımda. 3 aklımda. Bu sefer uzun diye yazmayacağım. Toparlıyorum. 3. Burada da 9 x kare geldi. 20, aslında bu işlem zor oldu. Ben onu bir kere daha yazayım o zaman. Çünkü şurada 2'ler de geliyor. Buradan 3 geldi. Buradan arkadaşım 9x kare geldi. Şuradan da -2 geldi. Bir kere daha yazmaya ihtiyaç duydum. Şuradan 3 geldi. Şuradan 3x geldi. geldi. Hemen buradan da ne geldi? E, eksi -2'den de 4 geldi. Direkt bunu 4 yaptım. Geçtim. Artı bu 1 zaten. Bu 1 zaten. Bu da -2'nin kübü geldi. Hemen burayı toparlayayım. Şuralarda yanlışlık var mı? Hiçbir şey yok. Güzel. Bomba gibi gitmişiz. O zaman burası ne oldu? 27 x küp artı artı dedim ama burası neydi? Eksi. Eksiden dolayı burası eksi oldu. Bak bunları zannetme ki hoca yanlış yapıyor. Sen iyi anla diye yapıyorum arkadaşım. O zaman ne oldu? 3 kere 9 27. 2 ile çarptım. 54 x kare e sayı gitti hocam. Y nerede? Y yoktu ki zaten. Bu sabit de Geçtim. Artı 3 kere 3 9. Bu bir de 4 ile çarptım. 36 x geldi. Artı artı değil tabii ki de. Bak yine senin için bir tane gösterge bu. Bu da ne oldu? Küpten dolayı 8 oldu. Y var mı? Yok. X küp x kare diye gitti. Bunlar da normal açılım oldu geçtim. Arkadaşlar özelliklerimiz var şimdi. Bu özellikleri aslında ben anlatmama gerek yok. Çünkü biraz önce yaparken ben bunları sana anlattım. Bunları sadece formaliteden söyleyeceğim. X artı Y'nin eninci kuvvetinde X ile Y'li kuvvetlerin toplamı N'dir. X ile Y'nin kuvvetleri toplamı N'dir. Bakın terim 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 geliyor. Ne kadar terim gelse de her terim özeti budur. Her terim özeti budur. Kombinasyonu Alttaki sayı y'nin üzeri burası da n'den çıkarılmış halidir dedim. Ve burada dikkat etmem gereken üstler toplamı benim üstüme eşit olacak. Peki x'in azalan kuvvetlerine göre r artı birinci kuvveti derse arkadaşım r artı birinci terim derse ben biliyorum ki n'in sıfırlısıyla başladığım için bu birinci terimdi. n'in birlisi ikinci terimdi. O zaman ne diyorum ben? Hızlıca diyorum ki r artı birinci terimde Tabii ki de geri gidecek ya. Tabii ki de bir öncesine gidecek. Bak bunu pratikten söyledim sana. Bunu pratikten söyledim. Artık bunu kafanda tut. Ne söylerse bir geri gidecek. Neden? Birinci terim enin sıfırlısı olduğu için arkadaşım. Bir, birinci terim enin sıfırlısı. R artı birinci terim bir geri gidecek. Ne söylerse bir geri gidiyorum yani anlayacaksın. O zaman R artı birinci terimi terim dediği için sadece onu istediği için Burada söylediğim gibi aynı formatı yazıyorum. Ne yapıyorum? R artı birinci. N'in R'lisi. Bu R nereye gidiyor? Y'nin üstüne. E peki toplamları N mi olacaktı? Evet. Bu N nereden geldi? Üstten. İşte bunları pratik yapa 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 çözeceğiz dedik geçtik. Al sana çağat diye yazılı sorusu. Hoca bunu yazılıda sorar arkadaşım. Nasıl sorar peki? X'in azalan kuvvetlerine göre baştan dördüncü terim. Al başına belayı. Dördüncü terim. Hiç de bela mela değil. O zaman ben 3'e gideceğim arkadaşım. Neden? Sıfırlısı falan filan. Yapacağımız şey şu. Bir kombinasyon birincinin kuvveti var. Bir de eksi 2y'nin kuvveti var. Bak kombinasyon birinci terimin kuvveti, ikinci terimin kuvveti. Bu işte hangi terim ama? Hangi terim? Dördüncü terim. O zaman kardeşim ben üçlüye bakacağım. Buradaki sayı nereden geliyordu? Üstten. Bu ne? 5'in üçlüsü, 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü. Dördüncü terim oldu bak dikkat. O zaman bu 3 üç, kimin üçüydü? İkinci terimin üçüydü. Peki toplamları 5 miydi? Evet 5'ti. O zaman buraya da 2 kaldı. Olayı patlattım bitti. Hemen dikkat ediyorum. 5'in üçlüsü kaçtı arkadaşlar? 5'in ikisine eşitti. 5 kere 4 bölü 2. Hemen bununla bu gitti. 5 ile gitmez tabii ki de. Cevap 10 oldu. Burası 10'muş. Burası 25 x kareymiş. Bu da eksi 8 y küpmüş. O zaman burada bir eksi olduğuna göre bunun cevabı ne olacak arkadaşım? 10. Şunu hemen şöyle çarpalım. 8 kere 25 200. 10'la çarparsam 2000. 2000 etti. Bravo. O zaman ne oldu? Önünde de eksiden dolayı. Şuraya siyahla göstereyim. Sonra yanlış yaptı hoca diyorsunuz. 2000 x kare y küp oldu ve olayım bitti. Sondan ikinci terim. Ha işte Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Sondan ikinci. Arkadaşım bir hatırlayalım. Son terimde son terimi düşün. Enin enlisi. Son terim enin enlisi. Burada ne var? Y üzeri n var, x üzeri sıfır var. Doğru mu? Peki sondan ikinci. Bir önceye gelirsem. burada bak n'e n en yazıyorum. O zaman tam tersten düşünürsem Hani burada bunu y'ye veriyordum ya tam terste de en geriden 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 gelirken bu sefer de x'ler artı arta gitmiyor mu? Peki burası sıfırsa bu sondan yani sonuncu terim yani sondaki ilk terim. Peki ikinci terimde bak bu x üzeri sıfır oluyorsa o zaman sondan ikinci terim ne olacak? Hemen onu işte olayı sen kavradın, olayı sen çözdün. Nasıl Hocam ikinci terim mi? O zaman bak şimdi. Yine ben buraya bir kombinasyon yazacağım. Ben buraya 5 üzeri x'in bir şeyi yazacağım. Bir de ben hocam buraya bunu yazacağım dedin. O zaman şimdi arkadaşım bunu böyle söylediysen sen. Şimdi bir kere bu üstten geliyordu. Bunu kavradım. 5. Peki son terim 0. x üzeri 0 olduğuna göre son terim yani sondan birinci terim bu olduğuna göre o zaman tersten artı arta gidecek. Sondan ikinci terim diyorsa sana o zaman sıfırdan bir sonraki 1 olacak. Peki üstler toplamı 4, 5 mi olacaktı? Evet kafa zehir ya bak ağzından 4 çıkıyor. Niye? 1. Neyle toplarsan 5 edecek? 4 olacak. Peki arkadaşım bu 4 ise bunun burası mı 4'tü? Aynen öyle. O zaman olayım benim bitti. Nasıl bitti? 5'in 4'lüsü 5'in 1'lisiyle aynı. 5. 5 üzeri 5x üzeri 1. 5 üzeri x. 4. kuvvetten de 16 y üzeri 4 geldi. Ne oldu peki? Ne oldu peki? Burası çiftti. Çift kuvveti olduğu için artı yaptı. Hemen 16 kere 5 kaç eder arkadaşım? 80 eder. 80 kere 5 400 eder. Geriye bir X kalır. Bir de y üzeri 4 kalır. Dedim son terim muhabbeti de bu. Sondan demekti. De bu demek oluyor. Dedim geçtim. Hemen müthiş bir yazılı sorusu. Bunu kesin yazılıda soracak. Hemen bakıyorum, ne var burada? X, 2x küp var, bu var, bu var. Bir de böyle bir şey var. Cık, haydi, şimdi bir saniye. Benim yapacağım şey neydi? Şuydu. Bir kere bir kombinasyon vardı. Bir kere x kübün bir kuvveti vardı. Bir de 3y karenin bir kuvveti vardı. Şimdi bakacağım. Burası bir kere kesinlikle üstten geliyordu. Emdi. Şimdi bak, çok dikkat. Şimdi bak, çok dikkat. Burası çok önemli. Burada x küplü bir terim olduğunu pardon x üzeri 9'lu bir terim olduğuna göre x kübün kaçıncı kuvveti 9'dur arkadaşım? Üssün üssü çarpılacağı için o zaman bu üssüm 3'tür. Peki y karenin kaçıncı kuvveti 4'tür? Üssün üssü çarpılacağı için bunun da üssü 2'ymiş Dedim. Nereden anladım? Bir daha söylüyorum. Bunlar zaten üstler sayı tam sayıya gelecek. Kat sayıya gelecek. Bu da kat sayıya gelecek. Ama burada ben ne yapıyorum arkadaşım hemen? Hemen bunlardan çakallamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum olayı. Y üzeri 4. Y karenin ikinci kuvveti. X üzeri 9. X kübün kübü. ha O zaman olayı çözdüm. O zaman 3, 2 toplamları 5. Bu M dediğim şey 5'ti. Üstler çünkü toplanacaktı. Devam. Bu alttaki şey nereden geliyordu? İkincinin üstünden geliyordu. O zaman bu da 2. <laughs> bu olay bitti. 5'in ikilisi. Tamam. Bunu hemen açarsam. 8x üzeri 9. 2'nin kübü. X kübün kübü. Çarpı. Bunu açarsam. 9y üzeri 4. 3'ün karesi. Bu da buradan geldi. Hemen olaya bakalım. 5'in ikilisini biraz önce de bulmuştuk. 10'du. 8 tane x üzeri 9'du. Çarpı 9 tane y üzeri 4'tü. Toparla arkadaşım. 9 kere 8 72. 10 çarptım. 720 x üzeri 9 y üzeri 4. Bana ne sorduğuna hiç bakmamıştım bile. Heyecandan elim ayağım titredi. Ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü çok iyi öğrendim bunları. Hemen yaptım. M neymiş? 5'miş. P neymiş? İşte bak P ne? x üzeri 9 y üzeri 4'ün önündeki katsayı yani 720 oldu. Geçtim. Hiç vakit kaybetmeyeyim. Hemen başka bir özelliğe geçiyoruz. Bu açılımda kat sayılar toplamını sorarsa arkadaşım sen değişkenlerin yerine bir koyacaksın. Bir koydun, bir koydun hemen ona göre yapacaksın. Peki sabit terimi sorarsa adı üzerinde sabit sayı olmayacak. Sayı nasıl gider? X'in yerine 0 koy. Y, e, sayı nasıl gider? Y'nin yerine 0 koy. O zaman burada harfler gidiyor. Pardon özür dilerim sayı değil. Harfler gidiyor ve o zaman ne kalıyor geriye? Sabit terim kalıyor. Kat sayılarda bilinmeyenler yerine bir sabitte de bilinmeyenler yerine sıfır dedim. Ben de öğrendim. Hemen bunu soruda yapıyorum. Isınma. Katsayılar toplamı kaçtır? Bir koydun. Bir koydun. 2 kere 1, 2. Artı. Üç kere 1, 3. Üzeri 5. O zaman bu ne oldu? 5 üzeri 5 oldu. Hemen burada artistik yapıp bilirim ama bunu ben söylemek istemiyorum. Çünkü arkadaşım çok iyi matematik biliyor hoca deyip nazar değdiriyorsunuz. O yüzden bunu yapmadım cevabını sana bıraktım. Zaten sınavlarda da bu soruların cevaplarını sana söylemezler. Sana böyle 5 üzeri 5 derler yap deyip geç derler. Sabit terimini bulunuz diyor. Sabit terimde kimi koyuyordum yerine arkadaşım? Sabit terimde de yerine sıfır koyuyordum. Buna sıfır koydum. Buna sıfır koydum. Ne oldu? alayı gitti. O zaman bu 0 artı 0 üzeri 5 oldu. Bunun da nedir? O zaman zaten 0 üzeri 5 0'dır dedim. Bu konuda bitti. Isınmayı da geçtim. Hemen bir antrenmana başladım. Çünkü ısınma bitti. Artık bomba gibiyim. Hemen antrenmana patlatıyorum. Katsayılar sayılar toplamı. Ya geç artık bu işleri ya. Bir koy geç. E bu ne olacak hocam? Ya bilinmeyenler yerine bir koyuyorsun kardeşim. O zaman devam. Hemen ne oldu? Eksi 3 oldu. Artı 2 oldu. Eksi 2 oldu. Üzeri 7 oldu. Katsayılar toplamını buldum bile. İkiler birbirini götürdü. Bitti. Bakın arkadaşlar. Biraz önce sakın sakın yorumlara demeyin ki hoca 5 beş üzeri 5'in bilmiyor demeyin. Onları size zaten şıklarda sayı olarak sormaz. Üst olarak sorar. Mesela bak. Eksi 3 üzeri 7. Adam bunu sana en fazla şöyle verecek şıklarda. O yüzden benim günahıma girme arkadaşım. Bu böyle kalacak. Geçtim. Hemen öbür kuşuna bakıyorum. Sabit derim. E, sıfır koydum. Sıfır koydum. Sıfır yutan elemanda yuttu bunları. Geriye ne kaldı? Eksi 2 üzeri 7 kaldı. Aynen bunun da sabit terimi bu. Bunun da kat toplamı bu dedikten sonra bu da geçti. Evet arkadaşlar şimdi zoru soru değil zor soru birleştirmiş adam hemen zoru demiş ama bize zor var mı yok hemen ne yapacağım sabitlerim diyor hemen gaza gelip yerine koyuyorum 0 üzeri 3 0 1 bölü 0 1 bölü 0 1 bölü 0 ne tanımsız e hocam hani sabitlerim deyince yerine 0 koyuyorduk ya öyle her zaman konulmaz ne zaman konulur arkadaşlar 0 sıfır tanımsız yapmadığı yerlerde konulur. E peki hocam burada nasıl sabit terimi bulacağız? Arkadaşım sabit terimde açılımın bir terimi değil mi? Evet o zaman bak şimdi burada bir tane 8'in bir şeylisi var mı? Var. Peki burada x kübün üssü var mı? Var. Peki şu vatandaş bana böyle gözüküyor ama bunun içi ne arkadaşım? eksi şu eksi x yukarı geldi. Eksi 1 değil mi? Evet bunu bir modifiye ettim böyle. Son model çok güzel bir şey oldu. O zaman bunun da üssü olacak mı? Olacak. Şimdi gel gelelim mevzunun koptuğu yere. Hemen arkadaşım o zaman bak burası R ise burası da R mi? Peki bunların toplamı üstlerin toplamı 8 değil miydi? O zaman bu da 8 eksi R değil mi? Süper. O zaman bak şimdi 8'in R'lisi. Hemen şunu açalım. X üzeri 24 eksi 3 R. Neden? Üstler çarpılacaktı. Üstler çarp üstün üstünde üstler çarpılır. 3 çarptım. Burada ne var peki? Eksi x üzeri üstleri çarptım. Bu da r idi arkadaşlar. Eksi r geldi. Hocam parantezi niye öyle yaptın? Çünkü e, tek mi çift mi olduğunu bilmediğim için aslında oraya değil şuraya yapabilirdim ama bir sıkıntı çıkmayacaktır. Çıkarsa zaten sonda toparlayacağım onu. Hemen arkadaşım bak iyi izle şimdi. Bunların sabit terim olduğu için bu olay sabit terim olduğu için hemen bunun üssü sıfır gelecek mi? Yani şurada bir k diye bir sayı olacak ve de oradaki e, x'in üssü sıfır olacak ki sabit terime düşsün. Neden? buradaki bu bir etkisiz eleman olsun. Peki o zaman tabanlar aynıysa üstler toplanacak mı? Eksi artı mevzusuna takılmayalım. Tabanlar aynı çarpmada üstler toplanacak. 24 eksi 3 r eksi r eşittir x üzeri 0 mı? Peki bunu toparlarsam tabanlar aynıysa üstler aynı. 24 eksi 4 r eşittir 0 mı? Bunu buraya bunu buraya attım. R kaçtır? 6. R'yi 6 bulduysam Olayı bitirdim. Sabitlerimi kaçtır diyor. Ben bir şuracıkta bak şu kadar yer bana yeter. Bir doğru mu yanlış mı yapalım? Gerçekten bulduk mu bulmadık mı? Bir kere r 6ymış O zaman yazalım. 8'in 6'lısı. X kübün bilmiyorum eksi -x üzeri -1'in e, bu 6 ise bu 6 olacak. Toplamları 8 olacağı için bu 6 ise burası 2 olacak. Tamam bunu da söyledikten sonra hemen bir işlem yapayım. 8'in 6'lısı 8'in ikilisiyle aynı. Hemen şurada 8, 7 bölü 2. Bunlar gitti 28. 28 x üzeri 6. 6. kuvvetten dolayı eksiği yok etti. Bak demiştim burada takılmadı diye demiştim. Çünkü burada halledeceğiz demiştim. Burada eksiği halletti. Bir de buradan da x üzeri eksi 6 geldi tabanlar aynı üstler toplandı mı? X üzeri 0 oldu mu? Oldu. O zaman X'ler gittiğine göre bir sayı kaldı mı? Kaldı. Bu da nedir? İşte sana sabit terimdir arkadaşım. Cevabı buldum. R'nin de 6 olduğunu yani 6. kombinasyon açılımında olduğunu bildim ve geçtim. Hemen şurada ufak tefek işler kaldı. Bunları zaten anlattım ben size. Dediğim gibi özellikler bizim için fasafiso oldu. Çünkü olayı ben başta anlatmıştım. Hemen bakıyorum. en kuvvetliye bakarsam Burada en artı bir tane terim vardı. Neden? N'in sıfırlısından başlıyordum. N'in enlisine kadar gidiyordum. Burada zaten birden n'e kadar. Bir de bu vatandaş var. N artı bir. Bunu en başta söyledim. Peki gel gelelim ortanca terimi. Arkadaşım 2n diye bir üssüm varsa kaç tane terimim olacak? 2n artı bir. O zaman benim bu tarafımda en tane, bu tarafımda en tane. Bir de burada ortanca terim olacak mı? Burada n tane terim. Burada n tane terim 2n. O zaman burada da bir tane ortanca terim var. 2n artı 1. Neden 2n? Demek ki çiftlerde ortanca terim olur. Peki peki peki. Bu 2n artı 1. O zaman burada n tane varsa bu adam n artı birinci terim. n artı birinci terimse bu nereye gidecekti? Bir öncekine gitmeyecek miydi? Gidecekti. O zaman burası 2 üzeri n ise bir öncekine git n. E o zaman şuradaki ne olacak? x üzeri bilmiyorum. Y üzeri iyi biliyorum. Çünkü bu neydi? ikincinin kuvvetiydi. E bu neyse toplamları 2 neyse bu da neydi? İşte sen bunu formül olarak ezber diye vermiş. Ezber yok. Ne var? Mantık var arkadaşlar. Size bu kadar yardım olsun. Daha da ne istiyorsun arkadaşım? Geçtim. Hemen bakıyorum. Burada basit bir soru var. Açılımındaki terim sayısı kaçtır? E bu kaç kardeşim? 4. O zaman terim sayım kaç? 5. Geç. Ortanca terim. Ortanca terim neydi? Hemen bunun yarısıydı. Bir öncekinde söyledik 2n'in n'lisiydi. O zaman 4'ün ikilisi ortanca terim. 5 tane terim var ama tam ortadakini soruyor. Bak şimdi bak bak. 4'ün 0'lısı 4'ün 1'lisi. 4'ün 3'lüsü 4'ün 4'lüsü. Tam ortada bak 4'ün 2'si kalıyor. İşte bu kadar. Mantık tuttu. Devam. Tuttu ne ya sanki sallamış gibi. Sallamadık. Mantık oturdu yerine. Devam ediyorum. 2x'in bir şey kuvveti var. Eksi 3 y'nin bir şey kuvveti var. Hocam sıkıldık bıktık artık diyeceksin. Hayır bıkmak yok. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Gördüğün gibi ne oldu? Yine aynı şeyler. Bunun üzeri 2 oldu. Buradan bunun toplamı 4 olduğuna göre bu da 2 oldu. Hemen hızlıca yapıyorum. 4'ün ikilisi ne oldu? 6 oldu. Dinçe gerek yok. Hemen gösterdim 6 olduğunu. Bu da ne olacak? 4x kare olacak. Bu da x'ten 2'den dolayı eksiği götürdü. 9y kare. Evet bana da ortanca terim nedir diye sormuştu. 9 kere 6 54. 54 kere 4 216 oldu. Doğru mu çarptım? İnşallah doğru çarpmışımdır. Yoksa yedik yorumlarda linci. Devam edelim. Y kare dedim. Bir kere daha düşünüyorum. 6 kere 4 24. 240 10 tane olsaydı 240'tı. Bak şimdi bak bak bak. Süre geçiyor. Biliyorum sıkılıyorsunuz ama ben size çok güzel şeyler öğreteceğim arkadaşlar. Şurada hemen bir mantık göstereyim. Aklınız hayaliniz dursun. 6 kere 4 24 çarpı 9. E 29, 9 tane 24. E bu 10 tane olsaydı 240'tı. Bir tane 24 çıkar. 9 tane 24 kalsın. O da 216. Belki böyle hızlı da yapabilirsin. Aklında olsun dedim ve geçtim. Zoruya geçtik. Bir tane daha zor soru. Bir tane daha zor soru. Zor sorular bitmiyordu. İfadesinin açılımında 4 terim vardır. Haydi. 4 terim varsa o zaman üzeri 3'tür. P ne oldu? 3 oldu. İfadesinin katsayılar toplamı eksi -64'müş. O zaman hemen katsayılar deyince ne yapıyordum? Yerlerine 1 koyuyordum. 1 koydum, 1 koydum. O zaman ne oldu? 3 kere 1 3 Eksi. k üzeri 3. Cevap neymiş? Eksi 64. İşte bu kadar. O zaman ne oldu arkadaşım? Hemen yapıyorum. Neyin 3. kuvveti eksi 64'tür? Eksi 64, eksi 4'ün 3. kuvveti değil mi? Üstler aynıysa teklerde tabanlar da aynıdır. O zaman 3 eksi k da eksi 4 müdür? Evet. O zaman buradan bunu buraya bunu buraya attım. Hokus pokus. Eksi 4 buraya geçti. 7 k buraya geçti. Artı k o zaman K'yı buldum. Zaten en başta P'yi soruyordu. P'yi en başta hüpletmiştim. O zaman P 3'müş. K da 7'ymiş. Bu soruyu da böyle yaptıktan sonra geçiyorum. Arkadaşlar son sorumuz yine bir zoru. Hemen ne diyor? Kuvvetleri toplamı 18'miş. Benim için hiç sorun değil abicim. Hiç sorun değil. Çünkü olayın özü şu. 7'nin bir şeylisi. Üssüm 7. Çarpı x kübün bir şeylisi tamam y'nin karesinin bir şeylisi ben buna r dersem burası r mi olacak tamam ben buraya da 7 r 7 eksi r mi kalır çünkü toplamları 7 idi bunu da hallettim arkadaşım hemen işlemlerime devam ediyorum kuvvetler toplamı 18 ise Terimin 18 olan terimin katsayısı nedir? Bize sayıyı soruyor. Yani bunlardan çıkacak şuradaki sayıyı soruyor aslında. Çünkü bunlardan terimlerden sayı gelmez. Sayı nereden gelecek? Bundan gelecek. Hemen bana toplamları 18 diyor. Şurayı bir toparlayayım. Çatada şurada da patadükte de. Hemen ne oldu? Bu üst hem bunun üstüdür. 7 re hem de bunun üstüdür. Y üzeri üstler çarpılacak. 21 eksi 3 R'ye geldi. E Buradan ne geldi? y üzeri 2 y geldi. Hemen şurayı bir toparla. Çünkü ne diyordu soruda? X, y'nin kuvvetleri toplamı nedir diyordu. Kuvvetli toplam nedir değil 18'dir diyordu. O zaman ben hemen burada şöyle yaparım. Kuvvetleri toplamı. Bir bakalım. 7 eksi r. Bunların tabanları aynı. Üstler toplanacak. 21 eksi 3 r. 2 r daha eksi r. E bunların toplamı 18'di. O zaman ne oldu? 28 eksi 2 r oldu. Neden? Neden? Burayı hızlıca geçtim. Üstlerin toplamı X ve Y'nin kuvvetleri toplamı bana 18 demişti. O zaman hemen bir hop, hokus pokus 18 buraya gitti. 10 kaldı. Bu buraya gitti. 2 R oldu. R buradan 5 çıktı arkadaşım. Zaten bunlarda sayı olmadığı için sayı gelmez. Sayı nereden gelir? 7'nin 5'isinden gelir. Terimin kat sayısı kaçtır diyordu. Aha da sana kat sayı 7 çarpı bu hatta 7'nin ikisi diye bir kere daha göstereyim. 7 çarpı 6 bölü 2 o da nedir? Bunlar gitti. 21'dir dedim. Artık sen bomba oldun. Uzaya gidebilirsin. Bütün soruları yaptım. Anlamayacağım bir şey yok. Aç test kitabı. Aç Tonguç 10. sınıf kitabını. Hepsini yapacaksın arkadaşım. Binom açılımı paskan üçgeni artık senin için süper. Kemerleri çözebilirsin. Uçuş bitti. Karşınızda ödüllü soru. Cevapları yoruma bırakmayı unutmayalım. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.